İşte bunlar yüzünden, bak bunlar yüzünden şu şarkı söyledim. Nerede? İlgili. Yurt dışında yok. Orada güvenliğin var mı? Kendi başınızı çaresine bakacaksınız. Ya sen burada konuşurken şurada bomba patladığı zaman. Bizim arabamızı taradılar. Arabamıza roket attılar Libya'da. Ya bunlar montaj yapmış bu videoyu falan gibi şeyler bile yazanlar gördüm. Artık o kadar kirlendi ki sektör her açıdan. Hatta bir kere Gazze Savaşı'na gittim. Beni borçlu çıkardı. Tolkam sınır kapısından giren tek kişi bendim. Bir baktım, yani Reuters'ın geçtiği haberle benim gördüğüm şey arasında dağlar kadar fark var. Sen kimle aramısın kardeşim işte, hayırdır, ne ayaksın sen falan. İyi, anlıyorum. Çıkma, kariyerini bitirir dediler bana. Haber sunanların buna hakkı yok. Bunları yayınlayın. Kayıt. Şimdi sorular benden hadi gelecek bakalım. Mehmet Beyciğim. Sen mi diyeyim, siz mi diyeyim? Sen de. Sen, tamam. Sen diyeyim. Bir kere geldiğin için teşekkür ederim. Çünkü haber bu kadar ciddi iş yapan, sonra savaş muhabirliği yapan, değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Kaç sene? Ya hala yapıyorum. Hala. Savaş olduğunu gidiyorum. Gidiyorsun ama ben normalde... Ben hala yani. Normalde aslında asıl işin haber sunmak. Yok, asıl işim muhabirlik. Yani mesela en çok, en yoğun savaş muhabirliği yaptım. Kriz bölgeninde çalıştım diyebilirim. Yani çok uzun yıllar. Hı-hı. Asıl işim o. Ama bu sonradan oldu. 7-24 görüyorum. Evet. Haber sunduğunu. Evet, takım elbise giyip. O nasıl oluyor? İşte ya bir şey olmadığı zaman ya da onlar gidip geldiğimde, bittiğinde burada devam ediyorum. Ama arada gidiyorum. Yani Afganistan'a, Taliban işte Kabil'e girdiğinde Afganistan'daydım. Vesaire. Veya Libya operasyonunda Libya'daydım. Yani son dönemdeki savaşlar için söylüyorum. Sahaya gidiyorum ya. Yani Gazze süreci başladığında işte yine gittik vesaire. Orada güvenliğin var mı? Güvenlik yani değişir. Şeyin herkes gibi. Kadar var. Orada şey gibi yani. Türkiye gibi değil tabii. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle senin gibi muhabirleri koruma... Öyle şey yok. Ilgili. Yurt dışında yok. Yani Türkiye'de eğer sizinle ilgili bir sıkıntı varsa tabii yurt koruma dışında... Ama yurt dışında, önemli. O artık kısmetiniz. Nasıl yani? Yani bir oraya Allah ne verir? Kendi başınızı çaresine bakacaksınız. Kendi networkleriniz önemli. Sahadaki deneyiminiz işte yani hisleriniz vesaire öyle şeyler. Ya sen burada konuşurken şurada bomba patladığı zaman. Tabii ya. Böyle şeyler olur. Hiç böyle bir şey oldu mu? Yani yakını şeyler... en azından sıyır yani patlasaydı zaten şimdi konuşuyoruz. Arabamızı taradılar. Arabamıza roket attılar Libya'da. Suriye'de bir kere önümüzdeki binayı vurdular ve bir yere gidiyorduk. Anadolu Ajansı'na arkadaşlarla Cem Özdel, Tolga Çıplak vesaire vardı yanımda. Ben geç kalmışlardı. Ben de onlara kızdım. Yeter artık hadi gidiyoruz. Geç kaldık falan diye. Hmm. 2 dakika, 3 dakika geciktik yani. Tam binaya gireceğiz böyle. Arabayla yokuşun tepesindeyiz biz. Binada yokuşun altında bir yerde. Tepeden aşağı doğru inerken küt diye binaya uçaklar vurdu. Ve yerle bir ettiler. 2 dakika sonra biz içerideydik falan. Böyle şeyler olur. Olur mu? Vav dedik. Arabayı çektik sağa. Ölecektik dedik ya. İlk geç kalmışız yani. Annen geç kalmış. Annem deliriyor tabii ki. Ay. Annem. Hiç yerinde olmak tek çocuk musun? Yok, biz 4 kardeşiz. 2 erkek 2 kız, bir ikiz kardeşlerim var. Ama anne tabii ki işte ilk erkek çocuk benim. Hmm. Böyle şeylere tabii ki annem özellikle hassasiyet gösteriyor. Diğer kardeşlerin bu böyle bir işle? Alıştı herkes ya. Kimsenin öyle bir işle alakası yok. Bir de ben zaten hep şey ona... Ya televizyonda olduğunuz için şöyle bir dezavantajınız var. Hmm. Ne yapıyorsanız ekran önünde yapıyorsunuz. Hepsinin video görüntüleri var. Hmm. Zaten öyle yapmazsanız ne anlatıyor ya bu yalancı herif falan da diyebilirler. Hatta öyle yaptığınız halde bile ya bizim Libya'da arabamızı vurdular mesela. Ben YouTube'da yorumları okudum. Ya bunlar montaj yapmış bu videoyu falan gibi şeyler bile yazanlar gördüm. Yani gerçekten hani başınıza bir şey gelse bile artık o kadar kirlendi ki sektör her açıdan. Sosyal medya bilmem ne falan. İnsanlar da haklılar yani. Bir şeye inanmamakla ilgili vesaire. O yüzden montaj artık herkes geldi. Ama şey yapamıyorsun ya. Annene şunu diyemiyorsun. Yani aslında güvenli bir yerdeyim ve falan diyemiyorsun ekran önünde olduğun için. O da hop oturup hop kalkıyor. Peki bunu niye yapıyorsun? Seviyorum. Yani... Seviyor musun yoksa da çok para mı verdikleri için ya da hani daha çok gündem olabileceğini düşündüğün için mi? Aslında şöyle başladı. Bak bu iyi bir soru. Bir kere para kazanmıyorduk. Ben devlet memuruydum. Çalışıyordum. Hatta bir kere Gazze Savaşı'na gittim. Beni borçlu çıkardı. Harcırahla ilgili günlük 100 dolarmış. 10 günden sonra 80 dolar düşüyormuş. Ben 40 gün Gazze'de kalmışım. Tek Türk gazeteciyim. Döndüm bana fatura çıkarttılar. Yani otelini bile karşılamıyor falan. O şeyden dolayı, sistemden dolayı memur olduğum için. Ben şaka mı yapıyorsunuz dedim ya. Yani ben burada ölüyordum ve bir de para mı ödeyeceğim size yani. Ve bütün televizyonlarda yayın yapmışım. Bu tabii ki şey yani bir cilvesi işin yani.
de memur olmakla ilgili bir şey o. Hmm. Sonra çözüldü mesela ama niye yapıyorsun sorusu. Ben çok dik kafalı bir adamım. Burcu ne? Oğlak. Ve yani benim mesela hiç bu sektöre girdiğimden beri kimseyle, hiçbir yöneticimle şöyle bir ilişkim olmadı. Yani abi kardeş ilişkim olmuştur hep. Ama kontrol edilebilir olmayı çok tercih etmedim. Hmm. Kriz bölgelerinde çalıştığınız zaman kimse oraya gitmiyor ya, size kimse karışmıyor bir kere. Ha, Allah'tan gidecek birini bulduk buymuş diye. Yani oradaki evet zaten kimse gitmiyor. Az kişi gidiyor. Aman dokunmayın bu çocuk gitti. Oradaki adama da kimse gidip de sahada öyle işte her an ölebilecek olan çatışmanın içerisinde olan bir adama da bir emri vaki olmuyor. Şimdi sektöre yeni girmişim. Ben girer girmez 1,5 sene sonra savaş muhabirliğine başladım. Sektöre yeni girmişim. Savaş bölgelerinde çalışmaya başlamışım. Büyük bir çoğunluğu öyle geçmiş. Sonra işte o kariyer dediğiniz şey, ben öyle bir şeye çok inanmıyorum ama kariyer dediğiniz şey sizi almış, işte buraya getirmiş, başka şeyler yapmış. Zaten artık size kimse çok da böyle sizi üzecek şeyler yapmıyor. Yani ilk bizim başta... piyasa çok üzücü bir piyasa. Sen daha iyi bilirsin. Evet. Ben bunları bilmiyorum mesela. Yani piyasanın nasıl bir piyasa olduğuna dair hiçbir fikrim yok benim. Çünkü ben dışarıdaydım. Hala yok. Bana anlatıyorlar. Ya şunu diyorlar, bunu diyor. Niye diyorum ya? Manyak mı insanlar? Niye başarılı oluşuyorlar diyorum ya. Bana çok saçma geliyor. Peki bu savaş muhabirlerine daha çok para veriyorlar mı? Hayır, şöyle. Savaş bölgelerinden, özel sektörde ikramiye falan yani döndün diyelim. İşte riskli bölgeden sana bir maaş ikramiye verebilirler. Ama parayla yapılacak bir şey tabii değil. Tabii ki değil mutlaka ama bunun bir... Ya bundan para kazanılmaz. Bir, ama bu, ya bu kadar da hani aşkla yapılacak bir şey mi savaş yerine gitmek? Ben ya da kriz hani... bölgesi insanlarını tanımayı ve kriz bölgesini tanımayı seviyorum. Yani o bana çok şey öğretiyor hayatıma dair. Ya yaşam felsefesi oluşturuyor. Yani onu yapamayacak, öğrendiklerini uygulayamayacak bir duruma da gelebilirsin Allah korusun. O burada da olabilir yani. Her an bir trafik kazası geçirebilirim, deprem ya, olabilir. Ya mutlaka şey tabii o açıdan bakar ama... O konuda ama ben biraz fazla rahatım. Bir de buralar... Kadercisin. Yani buralar... Herkesin gitmediği, görmediği, insanların kaçtığı yere giriyorsun. Yani Afganistan'a ben girerken Afganistan'dan herkes çıkıyordu. Kapıdan, Polkam sınır kapısından giren tek kişi bendim. Yani ben o tarafa yürüyorum, herkes bu tarafa yürüyor. Tersine gidiyorsun yani hayat. Bu mesela bence büyük bir şey. Tatmin ediyor seni yani. İyi geliyor sana. Yani emin misin? Bu kadar hani iki tane çocuğun var vesaire. Bütün bu olaylar yani kendi özel hayatını göz önünde bulundurup böyle bir tehlikeye atlamak için yine başka bir sebep olmalı yani. Bu kadar hani aşkla yapılacak bir şey değil. Bir yerde kendini ve çocuklarını da düşünmek zorundasın. Eşini düşünmek zorundasın. Yani tetikleyen başka bir şey olmadığından emin misin? Yani hani bunu mesleği, bir psikologla konuşmak lazım. Mesleki açıdan daha iyi yere gelmek için mesela. Değil. Böyle bir şey ama geldin. Ama bak şöyle söyleyeyim. Mesela ben kariyere hiç inanmadım, hala inanmıyorum. Ne demek kariyere inanmama? Ben bugün ana haber sunuyorum. Diyelim işte sen beni programına davet ettin, izlediğin için. Ben yarın ana haber sunmayı bırakacağım. Başıma çok küçük bir olay gelecek veya işte Allah korusun veya meslekte işte bir ara vereceğim veya işten çıkarılacağım diyelim veya çıkacağım. 3 ay televizyona çıkmayayım. Kim tanır beni? Hiç kimse tanımaz. Kim benim telefonlarımı işte arar, sorar vesaire. Çok yakın dostlarım ve arkadaşlarım. Bunlar çok gelip geçici şeyler. Yani bu şöyle bir şey. Sen Hülya Avşar'sın. Senin durumun biraz farklı. Sen şimdi bayağı artık bu başka bir noktadasın bu anlamda. Hiçbir şey yapmasan da oturduğun yerde Hülya Avşar olabilirsin. Bizim sektörde en duayenimiz ben buna katılmıyorum bile olsa... Ya. Senle ilgili katılmıyorum. Ben herkesle ilgili böyle düşünüyorum kendim dahil. Yani bu senin bir bilmiyorum nereden aklına girdi bilmiyorum ama senin aranmayacağını ya da yani işten değil. Çıktığın zaman kapış kapış aranacağını öngörüyorum. Artı, teşekkür ederim. Yok, teşekkür ederim. Öngörüyorum. Artı senin hedefin olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani ben kariyere inanmıyorum dediğin zaman kendini de aşağı alıyorsun. Öyle bir şey yok. Yani ne Ali Kırcalar, ne Mehmet Ali Birantlar. Ben gerçekten inanmıyorum. Beni ikna edemezsin buna. Çünkü ben 15 yıldır inanmıyorum. Ama yani oluyorsun. 15 yıldır olmayan bir şeye ve nasıl her olduğunda... Nasıl Mehmet Ali Birant'a Allah rahmet eylesin? Allah rahmet nasıl eylesin. İnanmazsın? Yani Mehmet Ali Birant başarılı bir gazeteciydi. Allah rahmet eylesin. Bu kadar bitti yani. Uğur Dündar. Uğur abi görüşürüz. Çok kıymetli birisi. Çok nasıl? Başarılı. Kariyer yok mu yani? Var onunki var. Ama bak şöyle söyleyeyim benim yani bu cevaptan sonra bu bilmiyorum haber programı devam et. Yani şöyle ben hesaplayarak bu işe girmedim. Ben gayet tamam, hesap... hiç alakam yoktu. Televizyonda yabancı dilde başladım ben bu işe. Bana dediler ki bu işi yapabilir misin? İşte o zamanlar çalışmam lazım ve iaşemi sağlamam lazım. Yani aylık geçimimi sağlamam lazım. Öyle bir zorunum var. Öyle başladım. Sonra savaş bölgeleri tamamen benim açımdan hani rahat ettiğim
yerlerdi ve korkmadığımı fark ettiğim için devam ettirdim. Sonra bir de şu çok önemli tabii ki, hakikatin peşinde olma telaşı. Yani anlatılanı ben mesela bütün konferanslarımda hep bunu söyledim. Gençlerle bütün buluşmalarımızda da. Arkadaşlar, televizyonlarda izlediğiniz şeylere mesafeli durun. Yani uluslararası haber ajanslarının geçtiği, uluslararası televizyon kanallarının geçtiği haberlere inanmak konusunda her zaman temkinli davranın. Allah Allah. Bunlar size hiç tanımadığınız adamları çok sevdirebilir. Hiç tanımadığınız adamları bunları eziyip düşman olabilirsiniz. Hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığınız Saddam'la ilgili CNN izleyerek bir fikir sahibisiniz. Bu örnekle ne demek istediğini anladım. Kaddafi ile ilgili herkesin bir fikri var değil mi yani mesela? Veya 10 sene önce bambaşka fikirleri vardı. Veya işte Üsama Bin Laden ile ilgili hepimizin bir fikri var değil mi? Yani işte El-Kaide terör örgütünün lideri falan gibi. Veya IŞİD filmleri izledik mesela gibi. Ama oraya gittiğinizde, yani sahaya çıktığınızda en çok gördüğüm şey benim. Yani ilk savaş bölgesindeki en önemlisi budur, bunu atlamayayım. Bir baktım, yani Reuters'ın geçtiği haberle benim gördüğüm şey arasında dağlar kadar fark var. Aynı Trablus'tayım. Ben de Trablus'tayım. Reuters'ta Trablus'tan haber geçiyor. Trablus'ta deprem oldu diyor diyelim. Biz Trablus'tayız, deprem falan olmamış. Atıyorum şu anda. Nasıl ya diyorsun. Çıkıyorsun diyorsun ki ya deprem falan olmadı diyorsun. Diyorlar ki Reuters öyle geçti. Peki, bu senin bunu anlatmanın hiçbir önemi yok artık. Şunu sormak istiyorum. Kesinlikle habercilik işine nasıl saygı mı duymalıyız? Yoksa yani habercilik nasıl bir iş? Bu kadar hani savaş alanından ya da oradan buradan bir yerlerden ciddi ciddi bekliyoruz böyle dört gözle ne oluyor diye. Çıkıp bir haber sunucusu diyor ki işte bu böyle. Sen diyorsun ki aslında o öyle değil. Ben başka şey görüyorum diyorsun. Şimdi ben burada haber programlarına bakış açımı düzeltmeye çalışıyorum. Yani daha doğrusu karar vermeye çalışıyorum. Nasıl bakmalıyız? Kanallara göre mi karar vermeliyiz? Tabii sen sunucuya şimdi göre mi karar vermeliyiz? Yok, bence kanala göre de verebilirsin. Daha kolay olsun. Sunuculara fokuslanıp tek tek mikro düzeyde inceleyeceğine. Mesela Türkiye'de bir kanalı aç, her şey çok güzel. Başka anladım. Bir kanalı aç, değil mi? Ha, peki başka senin bir kanalı aç, her şey çok kötü. Senin sunduğun... Biz ortada gidiyoruz. Farkında mısın bilmiyorum. Evet, ortada. Evet, biz ortada. Yani güzel şeyler ama de var. Ama doğru şeyler söyleniyor değil evet, mi? Evet, güzel şeyler de var, kötü şeyler de var. Zaten hayat böyle yani. Hep güzel bir şey olamaz. Hep kötü de olamaz her şey. Güzel şeyler de var, kötü şeyler de var. İktidarın yaptığı işler de var, yanlış işler de var. Muhalefet bazen çok doğru eleştiriler getiriyor. Bazen belki haksızlık ediyor gibi bir yerde bunları anlatmaya çalışıyorsun. Bu tabii ki toplumun beklentisi eğer senden bu değilse, bunun takım sonuçları da oluyor. Diyor ki sen kimde adamısın kardeşim işte hayırdır. Ne ayaksın sen falan. Ya ben bir ayak değilim işte anlatmaya çalışıyorum. Aslında işim bu, bunu böyle yapmaya çalışıyorum falan. Yok yok biz seni çözemedik. Şimdi Afganistan'da yayın yapıyoruz. Ben kamerayı koyacağım, her şeyi göstereceğim size. Cep telefonuyla gittim. Yolda giderken bir hanımefendi röportaj veriyor. İşte İngilizce. Şey anlatıyor işte. Taliban diyor geldi biz bittik diyor. İşte bunlar diyor terörist. Bize yaşam hakkı tanımayacaklar. Kadınları eve kapatacaklar. Anlatıyor böyle. Ben de Türkçe'ye çeviriyorum onu söylediklerini. Sadece çeviri. Birebir yani İngilizcesini dinleyen anlayan da zaten birebir çevirdiğimi anlar. Yalan söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Bir tane gazete Türkiye'de manşet atıyor. Oturduğu yerden işte Habertürk'ün soytarı muhabiri falan gibi yazıp işte diyor ki Amerikancı Taliban'a hakaretler etmek için Afganistan'a gitmiş. Taliban'a iftiralar attı falan filan diye. Taliban'a yakın görüşten bir gazete benimle ilgili böyle fotoğrafımı koyup, çirkin de bir fotoğrafımı koyup manşet atıyor böyle. Sonra gidiyorum Taliban'ın basın toplantısına katılıyorum. Basın toplantısını çeviriyorum olduğu gibi. Yani diyorum ki Taliban dedi ki. Taliban dedi ki diplomasiyi önemseyeceğiz. Türkiye ilişkilerimizi geliştireceğiz. Kadınlar okula gidebilecekler. Çalışma hayatında olacaklar. Taliban dedi ki diye anlatıyorum. Bir tane Taliban'dan nefret eden bir gazete. Siyasal İslamcı Mehmet Akif Ersoy'dan Taliban güzellemeleri diye mesela haber yapıyor. Manşet atıyor. Ya geçen gün İsrail ordu sözcüsünün tweetini Türkçe'ye çevirip İsrail ordu sözcüsü dedi ki diye attım. Hayırdır Siyonist ağızla mı konuşmaya başladın yazmış birisi bana. İşte Amerikan ağzıyla konuşuyorsun demiş mesela. Dedim hayır İsrail ordu sözcüsünün ağzıyla konuşuyorum. Lan adamın tweetini çevirmişim yani. Şimdi böyle hastalıklı bir durum var. Onları ne kadar dikkate almak lazım onu da bilmiyorum tabii. Yani çünkü her yerde, her sektörde, her şekilde var ama aslında... Onlar insanlar inanmak istediklerine inanıyorlar. Bunu atmaya çalışıyorlar. Bir şeye inanmak istiyor adam. Ve ona inanıyor. İşte her kafa var. Ve senin ona ne anlattığın orada işte... Ya sen neyin var kafasındasın dedikleri şey de bu galiba. Her olabilir kafa var. Yani hedef senin. Yani sen ve vesaire. Sizin meslekte de bizim meslekte olduğu gibi işte bir bakıyorsun bir gün bir oyuncu çıkmış. Günde 10 tane pardon. Bir bakıyorsun bir günde 20 tane müzisyen çıkmış falan fıstık. Ve mayın tarlası gibi yani böyle sıyrılabilmek çok zor. Bak dediğime geldin. Şöyle hatta çıkanlar bir gün olmuyorlar değil mi? Ama olmamaları gerektiği için olmuyorlar. Bilemez. Olmaları gerektiği için bilenmez değil. Ben bu konuda seninle sabaha kadar tartışırım. Kariyer denen bir şey var. Bence sen kariyerin de gayet güzel farkında değilsin. Çünkü kendi beynine şey yüklemişsin ya ben kariyere inanmam. Halbuki adım adım kariyerine gidiyorsun. Dikkat çekiyorsun. Hem savaş muhabirliği yapıyorsun hem gayet akıcı haber sunuyorsun. Yorum yapabiliyorsun. Fiziksel anlamda da dikkat çekiyorsun. Asıl en çok sağ ol, senin çok teşekkür ederim. Rica ederim. Asıl en çok senin mesela bilinir olmana
en büyük sebep ne olduğunu düşünüyorsun mesela sen? Bir tane var. Şimdi ben buna bir kapılırsam. Ne bir tanesi? Bir tane şu sebepten dolayı. Yakışıklı olduğum için ya da güzel giyindiğim için ya da... Çok kötü giyinirim ben. Bak yani siyah tişört giyerim, siyah pantolon giyerim. Tamam, hepimiz öyleyiz. Boş ver. Herkes aynı şekilde. Ya ben sevdiğim için. Benim için giyinmek zaten çok geri planda. Yani bana deseler ki sen hiç giyinme hayatın boyunca. Hep işte öyle gez. Vallahi kabul ederim. Çünkü o kadar giyime vakit harcamaktan sıkılıyorum. Tabii sizin için İstemiyorum daha zor olur. Daha doğrusu. Her üstüne bir şey alıp giyeyim, çıkayım istiyorum. O yüzden şunu demek istiyorum sana. Senin ama bir tane daha bir şeyin var. Bil bakalım. Ne? Bil bakalım. Sen biliyor musun? Evet. Neyi söyle ben bilmiyorum. Söylemeyeceğim. Tamam o zaman. Direkt dikkatimi çeken ilk benim ismin olduğu. Aa evet ya. Yani ondan bu da çok isim... dayak yiyorum bak. Yani utanmıyor musun sormuş... Mehmet Akif Ersoy'un adını kullanmaya? Ya. Tabii. Ünlü olmak için Mehmet Akif Ersoy'un adını nasıl kullanırsın gibi sorular. Ay, ünlü olmak için Mehmet Akif... Ya senin asıl ismin değil mi? Evet tabii canım gerçek. Sonradan işte. Takma değil yani. Böyle olduğunu düşündün değil mi? Hayır hiç. Düşünmedim hiç, hiç. Bana bazen şey diyorlar, bir yere gideceğim mesela konferansa veya bir toplantıya, uçak bileti alacaklar. Ya Mehmet Akif Bey hani uçak bileti için bize kimlikteki isminizi yollar mısınız? Diyenler oluyor. Oluyor tabii ki. Bize de diyorlar. Ben de Mehmet Akif Ersoy yazıyorum. Hı. Babam çok seviyormuş. Soyadımız Ersoy olduğu için koymuş. Soyad Ersoy zaten evet. Diğerini tamamlamış. Ben de oğluma koyacaktım. 27 Aralık'ta doğdu Yusuf Emir. Mehmet Akif'in vefat yıl dönümüydü tam. Hı. Dedim ya megaloman derler oğluma koyarsam. Az önce şey diyecektim. Şu anlattıkların var ya bana. İşte kariyerini yönetiyorsun, onu yapıyorsun, evet. Yapıyorsun, şurasın, burasın. Buna kaptırırsam mesela ben kendime. Ha bu başka bir konu ama. Ya buna böyle düşünen buna kapılır. Ve bu... Ya ne demek, bir insanın bir hedefi vardır. Adım atar, gidersin. Ben dersin ki işte Türkiye'nin en başarılı... Öyle midir ya? Bir şey söyle. Herkesin bir hedefi var mı? Burada? Yok tabii. Ciddi misin? Hayır, herkesin bir hedefi var mı? Mesela. Yok. Hedefi olanları görebilir miyim? Hedefi olanları. Tamam, olmayanları göreyim. Hedefi olmayanları. Aferin, ne oluyor oğlum? Bir hedef yok mu sende? Olanları el kaldırdı, olmayanları hiç el kaldırmadı. Söylemiyoruz demek ki bak. Ya var, olan var, olmayan var. Ben de sana herkesin var demiyorum. Bence ama sağlık ve namerde muhtaç olmamak. Yani dünyada hedeflenebilir şeyler. Böyle ben, sen biraz ruhani konuşmalara girdin. Ben buradan bir çıkayım bakayım. Çık. Ama hedef... Yani senin kariyer... Tamam, sen kariyere önem vermiyorsun ama bir kariyerin var. Teşekkür ederim. Var. Daha da iyiye gideceğine inandığım bir kariyerim var üstelik yani. Ya gönlümüze göre versin. Ay ben bu çocuğu... Allah'ım bir şey söyleyeceğim. Ay kalbin çok iyi ya, anlıyorum. Ya çıkma, kariyerini bitirir dediler bana. Kimin kariyeri bitmiş? O bitti, bitti diyenler daha da iyi yerlere geliyorlar aksine. Bizde şey, her şey ters işliyor. Yani bizim dünyada aslında her şey ters işliyor. Sen niye bana gelmedin? E çünkü o program 3 gün sonra biteceğini tahmin ettim. Neden? Olmaz. Neden? Niye haber programı sunan insanın talk show'da ne işi var? Ya bir kere güvenilirliğini sarsar diye düşündüm. Öyle mi? Sence? Ben çok keyif almıştım ama beceremedim galiba. O zaman ya onu yapacaksın ya öbürünü yapacaksın. İkisi birden olmaz. Akşam lay 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 ho 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 falan. Biz de tam aslında bunu denedik biliyor musun? Yani bu olmaz denilen şeyi olduralım dedik. Ve bu arada bittiğini düşündüğün şey galiba Eylül'de devam edecek. Hiç keyif olmaktan. Çok fena oldu. Bir sürpriz aslında, yapabiliriz yani. Aslında... Ben çok kıskanmıştım. Yani benim istediğim programı yani. Nasıl geleceğim? İnşallah başlarsan geleceğim. Nasıl benim istediğim programı? Ne alaka? Haber programı sunan bir insan nasıl yapar bunu? Başaramaz ben. Gerçi gayet iyiydin. Yani yakışıyordu. Yok, başaramamış olabilirim. Bir iddiam yoktu. Bir kere en rahat yerim neydi biliyor musun? Ben zaten talk show, yani öyle bir adam. Niye yaptın? Öyle bir iddiam yok. Şimdi çok iddiasız olduğum bir yerde niye yaptım? Çok sıkılmıştım. Yani acayip sıkıldım. Bak ben bir ortama girdiğim zaman herkes ne yapıyor biliyor musun? Benim arkadaşlarım aralarında geyik yapıyorlar. Çok güzel muhabbet ediyorlar, eğleniyorlar. Ben giriyorum ortama. Akif ya, dinle. Sen bilirsin bu reisin helikopterini kim düşürdü? Haklısın. Oğlum diyorum, nereden bileyim ben? Ha bunun için ne dedin sen? Diyor ki mesela ne olacak diyor. Sence diyor işte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK sözde seçim falan işi. Amerikan seçimleri var. Biden 27'sinde debate'te Trump'la tartışabilir mi diyor. Sence Biden mı Trump mı? Mesela Trump. Kazanır Trump. O gelecek galiba değil mi? Bence kazanır. Biden zaten bu dönemi bitirmesini beklemiyordum ben. Gibi mesela bunları bana soruyorlar. Ben buna cevap vermeye başlıyorum bir de. Bir bakıyorum ortam çok ciddileşiyor. Bir doktorla karşılaşmış gibi. Biz gülemiyoruz. Bunun için talk show mu yapayım dedim. Can sıkıcı şeyler. Ben dedim peki, ki... Peki yaptın ne oldu? Şöyle eğlendim ama herkes eğlenmedi.
Bir de böyle gerçekçiyim diyorsun. Tabii canım, bana çok kızdılar. Senin ne işin var diye. YouTube'da bir sürü yorum yazanlar oldu. Beni seven bazı insanlar mesela beni güzel şeyler söylediler. Beni motive etmek için. Ama bazı insanlar ne işin var diyenler oldu. Beceremiyorsun diyenler oldu. Peki kanal bir şey demedi mi? Ya oğlum sen haberiniyorsun, ne işin var demedi mi? Demedi. Şöyle oldu ama zaten... Biz bunu kanalla konuşmuştuk. Yani Kenan Bey'le konuşmuştuk. Ben kendisine söylemiştim. Hı hı. O da destek verdi sağ olsun. Benim için çok kıymetli bir adam. Kenan Bey'i ben de çok severim. Çok gerçekten. Yani... Senin biraz da hemşerin zaten. Yani evet, evet galiba şey ama çok duruşuyla her şeyle yani. Benim için çok değerli bir adam. Abimdir. Dolayısıyla yani hep mesela o ilişkimiz de hep öyle gelişti. Şimdi öyle ben Ayvalık'tayım. Yani. Kardeşimle tavla oynuyorum. Ondan sonra kakarekkili falan. O arada yazın. Değil mi? Yazındı. Tabii daha kış gelmemişti. Beni arayıp asistanı dedi ki Hülya'nın dedi Mehmet Akif Ersoy tanıyor musunuz dedi. Tanıyorum dedim. Bak direkt tanıyorum dedim mesela. İstiklal kim demedim. Dolayı. Hayır. Benden direkt dolayı. Senden dolayı. Ondan sonra talk show programı yapıyormuş dedi. İşte sizi konuk almak istiyor dedi. Yaz aylarıydı. Haberin var mı bilmiyorum yoksa konuk var haberim hayır. Koordinatörü. Ali Can'a ben söyledim. Ha neyse. Ben böyle tam atıyordum. Nasıl yani dedim. Talk show mu yapacakmış dedim. Allah aşkına sonrasında ne söylediğinde samimiyetle anlatsana. Dedim ki yani bizim ya bu talk show yapmayı kolay mı zannediyorlar dedim. Tamam, çünkü devam dünyanın et. Gerçekten talk show yapmak çok zor iştir. Haber sunmaktan daha zor. Çünkü orada yanlış anlama, pratik zeka alacaksın, verilen cevaplara göre soru üreteceksin ya da pat diye yapıştıracaksın espriyi falan bunlar zaman isteyen şeyler beyinsel anlamda. Senin duruşun tabii ki zekana hiçbir şeyine söyleyecek bir şey değil ama duruşun buna izin vermedi. Ya sen arada kaldın. Şimdi ben bu espriyi yaparsam acaba akşam haber programının sunduğunda bana ne kadar inanırlar falan diye düşündün herhalde. Öyle düşünmedim inanırlar kısmını ama arada kalmak hikayesi şöyle doğru. Şimdi haber yapıyoruz, sonra talk show yapıyoruz. Bir de ben hep böyle fazla ciddi. Mesela buraya ben Sayın Hulusi Akar'la Katar Savunma Bakanı ile bir toplantıdaydım. Oradan çıktım buraya geldim. Şimdi bu geçişler çok şey geçişler tamam mı? Birazdan gideceğim bir ciddi toplantıya katılacağım. Ama mesela senle bile biz şu an ne yapamıyoruz? Geyik yapamıyoruz. Yapıyoruz. Yani yapıyoruz işte. En azından ucundan. Az yapıyoruz yani. Evet haklısın. Bir yerde ciddiye dönüyor iş. Acaba bu böyle mi olmalı? Ya ben bunu yani kırmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum işte? O zaman haber programını lütfen bırak. Lütfen bana yardım eder misin? Tabii ki haber programını bırakıyorsun o zaman. Aslı bunu çok güzel yapmış mesela. Aslı Şafak. O da muhabir. İşte savaş bölgesinde çalışmalar yapmış. TRT'de falan çok benzer şeyler. Hmm. Sonra küt bir kırmış ve geçmiş ve çok başarılı bence. Hmm. Becermiş yani. Belki ama bir yere bırakmış. İkisi de devam etmemiş. Evet. Senin bunu kırman için arada kalmaman lazım. Halledeceğiz Hülya. Evet. Bir dakika sen haberciliğine devam et ya. Bizim işimizde niye gözün herkes, var? Herkes sizin işinizde gözüm kesinlikle yok. Hmm. Yani öyle bir yerde değilim. Lütfen beni hırpalamayın öyle görüp. Çünkü bana şey de dediler. Bak var ya buraya bir düşersen seni parçalarlar falan diye. Ne var dedim ya niye ki yani böyle falan diye. Yok ya benim bir şeyle gözüm yok. Ben gerçekten sadece yaşlandığımızı ve artık kendimizi iyi hissedeceğimiz şeyler yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Ha. Yani biraz keyif aldığın şeyi yapmak istiyorsun. Olursa keyif aldığımız şeyleri yani. Talk show bunlardan biri. Biri. Ya bu benim için şarkı sadece. Şarkı söylemek oyunculuk var mı? Öyle bir. Bey, şarkı söyledim. Nerede? Ya onu görmemişsin bak. Bir de onu görseydin oradan da gömerdim. Şarkı da söyledim. Bak şarkıya Kenan abi karşı çıktı mesela. Dedi ki ya Akif emin misin falan. Ben çok ısrar ettim. Benim çocuk hayalim ben bunu yapacağım abi istiyorum falan dedim. Gerçekten o da beni kırmamak için. Ya. izin verdi. Bari dedi klibi düzgün çek falan. Ya. Bir dakika ciddi albüm. Yaptım. Albüm yapmadım. Bir tane şarkı söyledim. Ben şarkı çok söylerdim. Tamam. Arabesk pop türkü nedir? Söylüyorum. Yok bir tane türkü söyledim. Türkü yani tamam. Bu çıktı mı yani yayınlandı mı? Şiirini şarkı olarak okumuştum. Yayınlandı. 1 milyon klip kişi izledi sadece. Klip de çektin. Klip de çektim. Çok... Bu arada haber muhabirliği mi yapıyordun? Tolga bana doğum günü hediyesi yaptı onu. Bizim Tolga Erküt 8 Ocak'ta. Gazete tabii canım haber sunarken talk show'dan önce bu. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu anlattıkların aslında yani benim kafamdaki haber sunan insan figürü aslında. Yani sadece oraya odaklanmış böyle kendini kasan biri değil de aynı zamanda da sevdiği şeyleri yapan biri olması çok güzel bir karakter bence. Ya bence hepimiz böyleyiz. Yani senin hayatında çok ciddi olduğun anlar var değil mi mesela? Yani yönettiğin ve ciddiyetle yaklaştığın bir takım meseleler var. Ne mutlaka. Ama aynı zamanda keyif aldığın şeyler var. Güldüğün, eğlendiğin, üzüldüğün tabii şeyler ki. Var. Biz insanız bunların hepsi bizde ama var. Ama haber sunanların buna hakkı yok. Allah çünkü Allah. Tabii neden yok? Siz bunu ben demiyorum.
Ben bunu demiyorum. Her bilmiyorum. Şey buradaki arkadaşlara da bunu sormak istiyorum. Haber sunan insanın hani sadece haber sunduğunu görmek, güvenmek için istemiyor muyuz? Yoksa hani bir gün orada haber sunuyor, bir gün talk show yapıyor. Bir bakıyorsun şarkı çıkarmış. Şimdi Hülya'yı kayırmadan cevap verin. Bir dakika, kayırmadan cevap verin lütfen. Şöyle soralım. Haber evet. sunan sadece haber sunmalıdır diyenleri görebilir miyiz? Sadece haber sunmalıdır. Tabii ki kazandım. Bu iş böyle. Hayır, başka şeyler de yapabilir diyenler. Allah senin cezanı. Sen niye ikisini de kaldırıyorsun? İşte bunlar yüzünden... Bak bunlar yüzünden işte zaten olmuyor. Şimdi bu şöyle gerçekten. Bir şey. Abi bu profil. Olmaz. Ya ne oluyor? Bir şey yapmak zorunda da değiliz ya. Keyif aldığımız bir şeyler yapmak. Bunu olmadı işte gördüğün gibi. Aynen. Demek ki ben doğru söylüyorum burada. Demek ki birini bırakacaksın, birine devam edeceksin. Olabilir. Sen de kastın çünkü kendini orada. Evet. Şarkı nasıl söyledin? Oraya takıldım ya. Bu profille ilgili bir şey söyleyeceğim sana. Seçimden önce bana önemli bir siyasetçi Cumhuriyet Halk Partisi'nden dedi ki 14 Mayıs önce. Mehmet Akif dedi, gel dedi Esenler'e gidelim senle. Vatandaşla konuşalım dedi. Bitti dedi. Bu iktidar gidiyor. Herkes dedi bezmiş durumda dedi. Dedim abi geçen hafta dedim Esenler Bey Belediye Başkanı konuktu AK Partili. O da aynısını söyledi. Gel Esenler'e gidelim. Bak göreceksin ekonomi kötü ama hala millet işte çözerse reis çözer diyor. Acaba dedim bu halk sizi manipüle ediyor olabilir mi dedim. Yani siz gittiğinizde size evet biz gittiğimizde yok dedi asla bizim halkımız öyle bir şey yapmaz dedi. Sonra reklam arasına çıktık. Abi seni tenzih ediyorum. Reklam arasına çıktı. Dedim bu söylediğine inanıyor musun dedim. Ya dedi geçen Urfa'ya gittim ben dedi. İlerliyoruz. İşte 10-15 kişi dedi. Otobüse dedi. İşte el sallıyorlar dedi. Rabia yapıyorlar dedi. Bunu yaparak el sallıyorlar dedi. Sinirlendim. Durdurdum otobüsü yanlarına gittim dedi. Beni tanıdılar. Çok bilinen bir isim. Cumhuriyet Halk Partili. Tarım bitti. Hayvancılık mahvoldu. Ülkeyi Suriyelileri doldurdular falan diye millet yakınmaya başlamış. Ya demiş az önce Rabia ediyordunuz siz demiş bana. Böyle yapıyordunuz. Ya biz seni AKP'li zannettik demişler. Dedim bunu anlat. Şey var ya, aynı dükkana gidiyorsunuz, vatandaş mikrofona bakıyor süngerine, işte muhalif bir kanalsa ona göre röportaj veriyor, iktidar yanlısı bir kanalsa ona göre röportaj veriyor falan. Her şey ne olursa olsun, nasıl bence ya? Şeyde sandık da belli oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Çok yani gülesim geldi şimdi. Kendini nasıl? Niye gülüyorum biliyor musun ben aslında? Mesela ben bir parti başkanı olsam, asla bayrak as, git miting yap, asla yapmam. Ne yaparsın? Yapmam çünkü oradakilerin hepsi, inan bir kere daha bir parti başkanını dinlediklerini görmedim. Herkes birbirine bakıyor, he yapıyor bilmem ne. Ne yaparsın mesela parti başkanı olsan? Yani parti başkanı olsam bir iki televizyon programına çıkarım. Orada kendimi anlatırım. Ondan sonra dijital medyayı daha çok kullanırım. Oradan daha, yani çünkü orada tek başına dinliyorsun. Ve kendi kararını orada verebiliyorsun tek başına dinlediğin zaman. Öbür türlü dinlemiyorsun zaten. Düşünüyor musun siyaseti? Yok düşünmüyorum ama... Hiç düşündün mü? Hep bir öyle danışmanlık yapmak çok isterdim. Öyle mi? Yani, siyasetçiye danışmanlık Siyasetçiye danışmanlık yapmak isterdim. Çünkü göremedikleri çok şey var. Yanlarındaki insanların da... En çok neyi göremiyor siyaset? En çok kendi duruşlarını göremiyorlar. Yani, dışarıdan ben nasıl göründüklerini bilmiyorlar. Evet. Katiyen bilmiyorlar ve hep bana göre yanlış yönetiliyor. Yani ben bugüne kadar doğru yönetilen bir siyasetçi daha henüz görmedim. İktidar muhalefet hepsi için mi söylüyorsun? Hepsi için söylüyorum. Bence yanlış yönetiliyor. Mesela algı diye bir şey var ya bizim hayatımızda. Algıyı halledemiyorlar. Yani giydiği kıyafete kadar, arkasındaki duvar rengine kadar bence düşünmeleri gereken şey siyaset ve televizyon karşısına çıkmak. Yani o zaman daha, yani öyle bayraklar, yok efendim çıkıp demeler işte senin dediğin olaya dönüyor ve böyle gereksiz yere yoruluyorlar. Ve para harcıyorlar. Ve para harcıyorlar. Yani geçelim artık olay dijitalde bitiyor. Artık olay gençlere bile olsa ne bileyim yani şeyden ne derler ona? FaceTime'den bağlanıp onlarla konuşmak çok daha etkileyici olabiliyor. Dijital çok manipülatif bir yer ama. Yani mesela hayır, ulaşmak amacıyla söylüyorum. Ulaşmak amacıyla da ya şöyle söyleyeyim. Sanki şey değil, mitingler değil. Allah aşkına mitingler en de. Gereksiz. Bence dokunmak lazım insanlara. Yani mitinglerde yani, hiç kimsenin dürüst olduğuna inanmıyorum. Seyircilerden. Siyasette? Seyircilerden. Siyasette? Siyasetin dürüst olduğuna inanıyor musun? Siyaset dediğin şey zaten siyasetin anlamı sözlükte er meydanı diye geçiyor. Dolayısıyla orada artık her yol mübah diyorum. Yani tabii ki siyasetçi nasıl çok dürüst olabilir? Çok dürüst siyasetçi zaten kabul olmaz. Ben sana söylüyorum. Bunları yayınlayın. Yayınlıyorum. Yayınlasınlar tabii ki. Çok yaşakır. Ciddi söylüyorum. Çok dürüst derken yani illa ki halkın hoşuna gidecek olan şeyleri de söylemek zorunda. Hep kendi bildiğine değil ki. O halkın istediği şeyleri söylediği zaman ne kadar
dürüst onu bilmiyorum. Şu gelinen noktada da görüldüğü gibi. Evet, sonuçta ama işte böyle. Yapacak bir şey yok. Evet, bizim mesela sosyal medyadan yayınlıyoruz şarkılarımızı vesaire. Milyonlar izleniyor ama şeye koyduğun zaman Spotify gibi işte bir takım mercek mesela dinlenmiyor. Neden? E çünkü inandırıcı bir şey değil. Ya mecra inandırıcı. Mecra hiçbir şey inandırıcı değil. Ya bak, şöyle bir şey var. Seni çok sevenler, yani senin için demiyorum da bizde de öyle. Ya bir şey yapıyorsun, bir iş yapıyorsun. Benim böyle bir grafiğim var, daha önce paylaşmıştım. Ya, abi sen adamsın, helal olsun. Şöylesin, böylesin falan filan. Çok küçük bir hata yapıyorsun. Hatta belki hata bile yapmıyorsun, bir iftiraya uğruyorsun. Sen de adam değilmişsin, bu da falan filansın, cart sunucusun. Sonra bir şey daha yapıyorsun. Bu mesela yani... Gerçek bir şey mi? Bana şöyle diyorlardı, siyasete girenler oluyor bazen mesela. Adam Twitter'daki kitlesine bakıyor ya da sosyal medyadaki etkileşimine bakıyor. Tamam diyor ya, ben oldum. Bak hep yine aynı yere geliyoruz, kariyer. Ben oldum diyor, tamam mı? Çıkıyor diyor ki parti kuruyor. Bir bakıyorsun işte 5000 tane oy alıyor koca parti. Takipçisine bakıyorsun 2 milyon takipçisi var. Ama? Ben diyorum ki arkadaşlar diyorum, buradaki takipçimizle bir kavgaya giremeyiz. Herhangi bir kavgaya, yani bir fiziksel veya falan filan. Bizi seven insanlar ya bu konfor alanıyla ilgili, yani adamın seni sevmenin, bir insana bir maliyeti yoksa birini sevmenin, onu çok rahat sevebilir. Önemli olan maliyet ürettiği yerde sevmeye devam edebiliyor mu? Evet. Gerçek olan bu. O yüzden siyasette de bizde de her şeyde aslında dokunmak, dokunduğumuz insanlarla iletişimde akıyor mu? Bence liderlik çok doğal bir şey. Bak bir şey zorlamak söyleyeyim mi? Olacak bir şey değil. Yani hakikaten lider bir adam hata yapıyor, adam mesela bir sürü hata yapıyor. Ama akıyor. Yani liderlik çünkü var. Yani çekiyor o falan. Algı var. Evet. Ne yapsa o algı geçmiyor. Yani o yakışıyor adama ve adam akıyor yani. Öteki bir şey yapıyor ve falan. Neyse, senin sorularına devam edelim. Bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten artık reklam şekli, ulaşma şekli de çok değişiyor, değişti. Bana göre insanlara en güzel ulaşma şekli hiçbir şey yapmamak. Başkasının senin yaptığı güzel şeylerden bahsetmesi. Senin asla göstermemen. Mansur Yavaş. Böyle bir strateji gibi ya, hiç konuşmuyor. Hiç düşünmemiştim galiba. Bana göre benim gözümde yeni trend o. Yani insanlar konuşmayan insanı daha çok seviyor, sayıyor belki de. Yani bunun dengesini bıktılar kurmak çünkü. Lazım. Bunun dengesini gösterişten kurmak lazım. Şuradan bundan onu yapacağız. Herkes sıkıldı yani. Sonuçta iyi yönetilen siyasetçi, ben hep danışman olmak isterim. Yani Hülya Avşar'a danışmanlık. Arkasında bir siyasetçinin, yani kendi inandığım bir siyasetçinin ya da ne bileyim işte arkadan mutlaka ya. Bir çalışma yapıp onun algısını değiştirmek isterdim. Kimin danışmanı olmak isterdin? Ya aslında bütün siyasetçilerin olmak isterdim. Yani şöyle, hepsinde hata var. Sen inandığın ve sevdiğin bir siyasetçin dedin ya. O anki duruma bağlı. İki tane oğlum var, biri kaç yaşında, biri kaç yaşında? Birisi 12, diğeri 9 yaşında. Maşallah. Evlilik güzel bir şey mi? Mutlu mu? Mutlu musun? Evlilik, yani evlilik zor bir şey tabii. Yönetmesi zor bir şey. Sizin meslekte özellikle. Bizim meslekte. Ben ikinci kez evlendim ki oğlum var ilk evliliğimden. Bunların hepsini tabii ki şey yapmak gerekiyor, yönetmek gerekiyor yani. Zor. Yani hayat bu zaten. Öbür türlü hayat olmuyor. Her şekilde yöneteceksin tabii. Şimdiki eşinle aynı işi yapıyorsunuz. Evet. Birbirinize rakip değilsiniz ama değil mi? Değiliz, hayır. Değiliz. Yani o da talk show yapıyor değil mi? Hayır, o show'da ana haber sunuyor. Ha, show'da ana haber sunuyor. O show'da ana ama haber sunuyor. Ama talk show da yapıyor. O bir program yaptı. Talk show değil de böyle sohbet programı. Gibi bir şey yaptı. Çok güzel. Aynı saatlerde yapıyoruz ana haberi. Teşekkür ederim. İzlerse yakışıyorsunuz yani. Görür, teşekkür ediyorum. Yani rakip değiliz tabii ki. Başka değil işler yapıyoruz. O görüşebiliyor musunuz? Kanalda. Buluşabiliyor musunuz? Tabii zor işte. Görüşüyoruz tabii ki. Akşamları evde. Çok zor. Sanki onun işi bitince seninki başlıyor, seninki bitince onunki başlıyor gibi geliyor. Yok, eskiden öyleydi. Şu an aynı anda. Yani hafta içi ana haberdeyim ben. O da hafta içi çoğu ana haberde. Dolayısıyla aynı anda bitiyor. Aynı anda. Yani aranızda istişare ediyor musunuz olayları? Çok değil. Onların biraz haber formatları farklı ya. Yani şov haber biraz daha başka bir türde habercilik yapıyor. İşte Habertürk başka bir habercilik yapıyor. Hitap ettiğimiz kitleler biraz birbirinden farklı. Bizimki biraz daha böyle sıkıcı olabilir belki, bilmiyorum. O yüzden çok aynı şeylerde değiliz. Hiç sunmak istemediğin bir haber oldu mu? Oluyor. Ben sunmuyorum onları. Aa, sunmuyorsun. Evet, eğer bir habere mesela geldi önüme ve o haberin problemli olduğunu düşünüyorsam, o habere inanmıyorsam bunu atalım arkadaşlar diyorum. Böyle bir yetkin, yani kanal yok bunu sunacağız demiyor. Hayır, demiyor. Öyle bir yani şey yok. Ben hiç öyle bir şeyle karşılaştım. Çok üzüldüğün haber oldu mu? Sürekli üzüldüğümüz haberler oluyor yani. Oluyor ama artık alışkanlık haline geliyor ya. Artık o alışkanlık haline getirdik. Ama bir yerde canın yanar ya hani. Yani mesela
mesela bu Gazze konusuna gelmek istiyorum. Çok kısa ve öz rica edeceğim bir haberci olarak. Sence nasıl görüyorsun bu olayı? Hani neden durdurulamıyor? Ya şöyle, ben çok uzun zamandır Gazze konusunda, Filistin meselesinde, evet, yani gençliğimden beri falan çok net tarafımdır. Ve objektif olacağım bir konu değil. Çünkü objektif değerlendirilecek bir tarafı yok, hiçbir şekilde kalmadı. Yani Batı medyasının, mesela diyorsun ya televizyonlarda neye inanacağız falan. Ukrayna-Rusya savaşına bak mesela. İşte YouTube'da yapacaksın sen bu işi. YouTube'un özgür bir yer olduğunu düşünüyorsun. Onun için Rus televizyon kanallarının ve gazetecilerin YouTube hesapları kapatıldı. Hiçbiri Rusya'nın tezlerini anlatabilecekleri bir mecraya sahip değiller. Rus televizyonlarının tamamının YouTube'daki yayınları durduruldu. Hala yok hiçbir şekilde. Veya Batı medyasında Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın tezlerini anlatacak hiç kimse yok. Çıkamaz ve konuşamaz. Şimdi bize mesela Avrupalılar, geçen Avusturya'ya gittim, sonra İsviçre'ye gittim, programım vardı iki tane. Avusturya'da 10-15 bin kişi Gazze'ye destek için, Filistin'e destek için miting düzenlemiş. Hı hı. Viyana'da devasa bir miting aslında, evet, baktığınızda. Haber değeri yok mu? Bir tane gazeteci yok, bir tane televizyoncu yok, hiçbir yerde haber olmuyor. Bu kadar kuvvetli hiçbir yani. Hiçbir yerde haber olmuyor. Şimdi bunlar bize Türkiye'de herhangi bir şey olsa, vay efendim siz işte basın özgürlüğü falan filan hikayesi anlatırlar. Hı. Yersen eğer. O kadar güzel oturtmuşlar ki sistemlerini. Bizim bir şeylerimizi kaşıyarak mesela çok enteresan ve tuhaf bir şekilde biz de bunların hepsine çok teşneyiz. Aa evet falan diyoruz. Halbuki onların işine gelmeyen bir şey olduğunda hiçbir yerde görmeyebiliyorlar. Filistin konusu şöyle, 1917'den beri, Balfour Deklarasyonu'ndan beri, hadi İsrail Devleti'nin kuruluşundan başlayalım 1948'den beri, 67 Savaşı, 73 Savaşı, 1. İntifada, 2. İntifada, 48 Savaşı, hepsinin sonucunda sürekli mevzi kaybedilmiş. Sürekli mevzi kaybedilmiş. İslam dünyası açısından, yani işte 57-58 İslam ülkesinin İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kurarken üzerinde mutabık olduğu, yani evet bu meselede hepimiz aynı düşünüyoruz dediği tek mesele Filistin meselesi. Onun da hali ortada. Şu anda diğer tüm meselelerde ayrışıyorlar. Orada da mesela ayrıştıkları bir sürü başka şeyler olduğu için darmadağınlar. Daha kötüsü Filistinliler kendi işlerinde politik olarak büyük ayrışmalar yaşadılar. O ayrışmaların sonuçları çok negatif oldu. Bir türlü toparlanamadı. Ve bunların tamamı, Orta Doğu'daki işte bir takım başka gerilimler ve sonuçlarının tamamı da İsrail'in elini rahatlattı. Yani ben sadece kendi hayatımla baktığımda son 20-30 yıla, işte 2003 Amerika'nın Irak'ı işgali süreci, işte Arap isyanları sonrası çıkan ayaklanmalar, Libya'da Kaddafi'nin devrilmesi, Suriye'de başlayan iç savaş, Yemen'de başlayan iç savaş, buradaki otoritelerin darmadağın olması, orduların zayıflaması, Mısır'daki askeri darbe. Nereye gidiyoruz sence? Falan. Nereye gidiyoruz? Burada şöyle bir yere kaldık yine. Batı'nın ve küresel vicdanın bir yerde... Vicdan diye bir şey yok. İşte toplumların var ya, hani sonuçta üniversitelerde şöyle çıkıyor. Toplumların vicdanı işe yarıyor mu? Yaramıyor. Onların siyasete nüfuz etmesi... Yani şu işe yarayabiliyor. Olmadığını işte gördük. İlk defa bazı Avrupa ülkeleri işte İrlanda, Slovanya, İspanya vesaire Filistin devleti olarak tanıdılar. Bunlar bir takım önemli gelişmeler. Birleşmiş Milletler'de tanıyan ülke sayısı 147'ye yükseldi. 193 Hı-hı. ülke var. Bak demokrasi diyoruz mesela. Hı-hı. Yani burada demokrasi olsa küresel düzeyde. Amerika ne diyor? Ben demokrasi. Irak'a ne götürdü? Demokrasi götürdü. Demokrasi yani. Götürdü. Peki Afganistan'a biz... götürdü. Ama mesela kendisi demokrasiye inanıyor olsa 147 ülke Filistin devlet olarak tanımış. 150 ülke hemen ateşkes demiş. Hemen durdurması lazım. Ne? Veya BMGK dediği yapı, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 ülke dünyada kim ne yaparsa yapsın. Yani sanığın yargıç kürsüsünde olduğu bir yer orası. Amerika istediği her şeyi yapabilir ve Amerika'nın desteklediği İsrail istediği her şeyi yapabilir. Amerika BMGK'da veto ediyorsa hiçbir sorun yok. Böyle bir sistemi, yani dünyaya işte demokrasi falan anlatanların dünyaya dayattığı sistem de böyle bir sistem. Ya bence şöyle bir şey olmuş artık, hiçbirimiz güvende değiliz. Güçlü ne zaman değilsek değiliz, evet. O hiçbir yüzden zaman... devletinizi güçlü tutmak zorundasınız. Ordumuzu güçlü tutmak zorundasınız. Ordumuzu, topraklarımızı güçlü tutmamız lazım. Tabii ki üretim vesaire her şey tabii, dahil olmak üzere ekonomi. Aslında şu anda herkes bireysel kendini kuvvetlendirdikçe dünyaya hükmedebilir. Yani bizim hiçbirimizin güvencesi yok. Nasıl olabiliyor ya? Avrupa, bütün Avrupa Birliği, herkes, bütün dünya, yani dünya derken Amerika'yı tabii kastetmiyorum. Herkes Gazze için ellerinde bayraklarla, yani her şey yapılmasına rağmen hiçbir şey yapılamaması. Bunun altında ne var bilmiyorum. Bak sana daha enteresan bir şey söyleyeyim. Ülke liderleri, bak bir ülkenin lideri çıkıyor diyor ki, ey dünya niye hiçbir şey yapmıyorsunuz diyor mesela. Pek çok ülke tamam. diyor. Cumhurbaşkanımızı evet. söylüyorum. Yapacak olan kim? Yani herkes bir yukarıya atıyor meseleyi. Bir üste atıyor meseleyi. Hadi bir şey yapın diyor. Biz diyoruz ki bir şey yapın. Onlar bir şey yapın, bir şey yapın. En son yani liderler diyor ki bir şey yapın. Niye? Bu güçle ilgili yok uçak gemimiz Hülya. Uçak gemimiz olsaydı 7 tane bizim. Hı-hı. 8 tane. Amerika oraya Doğu Akdeniz'e nasıl koyduysa biz de koyardık. Derdik ki dövmeyecek peki, bu adamın çocuğu. Peki bütün Avrupa ülkesi hep beraber bizler mesela güçlerimizi birleştirip. Yok öyle bir şey. Bir kere İsrail lobisini hafife almaman lazım. Bak Yahudi lobisi dediğin şey şöyle bir yapı. Sanatçılar niye konuşamıyorlar? Avrupa'da, Amerika'da konuşan özellikle. Konuşan konuşuyor da. Konuşan konuşuyor.
Evet. Çok azı. Evet. Avrupa'da ve Amerika'da özellikle. Konuşamıyorlar. Böyle düşünmedikleri için değil. Çünkü diyorlar ki eğer biz bir şey... Siyasetçiler niye konuşamıyor? Seyircimiz kaçar. Ben bir şey söyler. Benim konserlerim iptal olacak diyor. Ve oluyor. Ben hiçbir sinema filmi alamayacağım diyor. O zaman sen bu insanların bayrakla gezmelerini samimi buluyor musun? Buluyorum tabii ki. Zor nasıl bir şey samimi buluyorsun? Ama bak diyor çok ki... Çok önemli bir şey. Onu bile yapmadığımız bir yerden onu yapar hale geldik. Yani en bir taraftan azından... benim konserim iptal olur. Öbür taraftan da o yüzden ben onlara işte aleni hiçbir şey söyleyemem deyip ama elinde bayrakla gezmek bana pek samimi gelmiyor. Şöyle onu yapabiliyor. Yani onu yapabiliyor şu, gözüyle onu yapabiliyor. Bakıyorsun. Bu bile bir şey kırılma. İlk defa bunu yapabiliyor. Yani Cannes'da ilk defa birisi kırmızı halıda yürürken Filistin bayrağıyla yürüyebiliyor. Veya işte Eurovision'da ilk defa bilmem ne oluyor. Veya Amerika'da, Cambridge'de, Harvard'da, Yale'de, işte MIT'de insanlar... Ya başka bir yol bulmak gerekmiyor mu artık? Onu sormak istiyorum sana. Yani sadece bayrakla gezmek ya da orada dile getirmek değil de başka bir yol bulma. Dinle... Şu ana kadar ne işe yaradı? Valla yolu belli. Ne? Şimdi bak İsrail'in anladığı... Dünyaca bu tür olaylara karşı bir yol bulmak lazım artık. Bak şöyle, o yüzden... Diyorum ya yani eğer sen, ben Gazze'de çok bulundum, iki savaşta Gazze'deydim, işte 2014 savaşında oradaydım, çok benzer bir süreç başlamış, kara operasyonu da başlamıştı. Sonra İsrail durdurdu operasyonu çok kayıp verdiği için. Hı hı. Burada çok daha fena yaptı. Ben bir kitap yazdım 2015'te işte onu soracağım. Kitapta şöyle diyorum yani bir gün Gazze diye bir yer kalmayacaksa eğer, burada yaşayan insanların hikayelerinden haberdar olun, sokaklarda kimler neler yapıyordu bilin diye yazıyorum bu kitabı diyorum. Kaç yıl önce 2014 savaşındaki hikayeyi anlattım ben Gazze'de. 2015-16'da yazdım kitabı. İşte üzerinden geçmiş 10 yıl, hadi 8 yıl kitabı yazdıktan sonra ne anlattıysak orada o gün hepsi yine yaşandı ve daha kötü oldu ve böyle bir halde. Bu şununla ilgili. Gazze'liler de bunu biliyorlardı zaten. Yani öldürüldüklerinde ve İsrail işte Amerika'dan aldığı bombalarla orayı yerle bir ettiğinde tek başına kalacağını, hı hı, küresel vicdanın kendisine iyi ihtimalle sadece insani yardım ulaştırabileceğini, bazen ve belki ona bile gücünün yetmeyeceğini. Yani Gazze'ye giden insani yardımlar İsrail izin verirse giriyor. İsrail izin vermeden insani yardım bile sokamıyorsunuz. İşte ben de diyorum ya hiçbir şey yaramıyor yani. Evet. Yani başka bir yol bulmak lazım. Güç. Çünkü buna benzer güç de gücünü kullanamıyorsan. Gücün yok. Diyorum ya mesela bizim 7 tane uçak gemimiz olsaydı. Ne yapacaktık? Gidecek miydik? Bence hayır şöyle. Yapacak mıydık bir şey? Yani 7 tane uçak geminiz olursa. Ha, gider miydik? Gidersiniz edersiniz. Gider miydik? Amerika ne yapıyor? Gider miydik? Tabii ki giderdik. Neye inanıyorsan onu yaparsın. Hiç tek başımıza olmadı. Gider miydik? Ama tek başına değilsin, 7 tane uçak gemin var. Amerika tek başına mı? Amerika'nın bir güç kullanmasına gerek olmuyor. Gitmiyorlar anladın mı? Gidiyor Amerika. Bak İsrail savunuyor. Ama mecburen ki, gidiyor yani savunuyor çünkü. Savunuyor İsrail'i. Ama uçak gemisini oraya koyuyor ve diyor ki bu adam bu çocuğu dövecek. Filistin'i bir çocuk olarak düşün, İsrail'i bir adam olarak düşün. Bu adam bu çocuğu dövecek, gerekirse öldürebilir de. Kimse karışmayacak diyor. Kimse bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor. Niye? Savaşmasına gerek kalmıyor. Diplomatik olarak mesajını veriyor. Ve diyor ki benim gücüm bu. Bak gemim de burada diyor. Hadi maçası yiyen varsa dokunsun diyor. Gerçi savaşın da bir çözüm olmadığını görüyoruz. Savaşa işte. Savaşa gerek kalmıyor diyorsun. Ukrayna'yla diyor. Rusya arasındaki olayda da savaşın hani o bir şey yaramadığını, yani bir sonuçlanan, sonuca giden bir şey olmadığını da görüyoruz. Kötü son, yani savaş iyi bir şey değil. Değil. Savaş da kötü bir şey. Bu kadar uçak gemin olduğu zaman savaşmıyorsun zaten. Götürüp koyuyorsun. Herkes diyor ki evet ben bununla savaşamam. O yüzden gider miydik dedi. Ya bence savaşmak istemiyoruz artık. Savaşamazsın zaten. Savaşmak istemiyoruz. Avrupa'nın çok kötü bir savaş tecrübesi var. Ya savaşmak... 65 milyon insan öldü. O yüzden Avrupa Birliği gibi bir şey inşa edebildiler. Yani savaş insan günün sonunda savaşacak ama yani birikiyor. Savaş şöyle bir şey. Ama yine savaşacak. Herkes silah biriktiriyor. Şimdi üretiyorsun, üretiyorsun. Ne yapacaksın? Şu anda dünyada her yerde ilan edilmemiş savaşlar var. Yani hibrit savaşlar var. Pek çok yerde, pek çok yani Rusya-Ukrayna savaşı. Tarih tekerrür ediyor yani. Her tarafta savaşlar var. Sadece savaş ilan etmeden savaşıyor devletler birbirine artık. Ha, bu güzel bir cümle oldu. Savaş ilan etmeden. Kitabın adı ne? Tünel. Gazze'de Yaşamak diye bir kitap yazmıştım. Tünel. Tünel. Bildiğimiz tünelden tünel. Tünelden girmiştik Gazze'ye biz. Ha. Şu İsrail yıktı ya o tünelleri. Biz tünellerden Gazze'ye girdik. Yusuf Emir de bir yaşındaydı, Gazze'ye sokmuştum tünellerden. Onun hikayesi. Yani orada yaşadıklarımızı anlattığım bir hikaye. Güzelmiş. Okumak isterim onu ben. Evet. Bir filmini falan da çekmiştim tünellerin o zaman. Güzel. Sonra sana hediye ederim. Yani kitap taşımıyorum yanımda ama. No, tamam. Sana hediye ederim. Problem uğrarım değil. Buraya hediye ederim. Ben senin sesini çok merak ettim biliyor musun ama hani şey değil. Türkünü, o söylediğin türküyü çok şu kadar çıkarır mısın? Tabii. Hayır. Tamam peki. Tamam istemiyorsan söyleme. Yani şöyle söylemeyeyim ya şimdi. Hem diyorsun ki haberci habercilik yapsın. Tamam işte o yüzden sonra zaten sana soruyorum. Sonra türkü söyler misin? Evet. Sana söyleme. Ama tamam söyleme. Haklısın söyleme. İzin vermiyorum sen zaten. Sen benim programda söyle. Ben senin programında söylerim. Ben evet, onu yapmanı yani işte bak burada ilk defa doğru bir karar verdin. Burada ilk defa. Yok yok şaka şaka. Yani sonuçta talk show da aynı şey.
Değil. Değil ya, ama biraz formatı değiştiriyoruz bu sefer. Yani bu sefer yine açık oturuma mı dönecek? Hayır ya, dönmeyecek. Onu yapınca görürsün. Ne fark edecek? Bana soru hazırladın mı? Sana söylediler mi soru hazırlar mısın programın diye? Programın sonunda Hülya Avşar'a bir şey soracaksın dediler. Evet. Programın sonundaysak. Yavaş yavaş geldik. Yani tamam, ama senin soruyorum. Konuşmak istediğin bir şey varsa ben yine devam ederiz illaki sonunda olmak zorunda. Yo yo, merak ettiğim şeyi hemen ben sorayım. Ufak ufak toparlamış olalım. Bir arayış hikayen oldu mu? Arayıştaysan ne arıyorsun? Bulduysan ne buldun? Güzel, çok güzel. Benim hep şu arayışım oldu, huzur. Bana göre hayattaki arayış hep bu olmalı zaten insanlar içinde. Huzur ama iç huzurdan bahsediyorum. Yani mutluluk. Bunun sebebinin ne olduğunu daha tam keşfetmiş değil insanlar. Yani para mı, evlenmek mi, çocuk yapmak mı, çok çalışmak mı vesaire. Her ne yapıyorsan yap. Tek arayış huzur. Ben aslında hedefi huzura koymuşum. Belli bir yaştan sonra belli bir şeyleri yapmış olmak ve onu bitirmiş olmak ve ondan sonra da hayatın tadını çıkarmak gibi. Bunun arayışına girmiştim. Ve onu da başardığımı düşünüyorum. Yani buldun yani. Tabii huzur. Ki buldum. Huzuru yani, neyde buldun? Sen neyde buldun? Hayatımı düzenli, edepli, sevgi ve saygıyla yaşayarak ne aile tarafında ne iş hayatında asla dejenere olmadan hala yanımda ailem var. Hala birbirimize aynı sevgi saygıyı duyuyoruz. Hala kalabalık bir aile olarak yaşıyoruz. Hiçbir şeyimiz değişmedi yani gelenek, görenek hiçbir şeyimiz yani... Ünlü olmakla, ünlü olmayı hiçbir zaman, ünlü olmanın beni kullanmasına izin vermediğim bir hayat yaşıyorum. Oraya gelmemiz sebebi maddi ve manevi de tabii ki kendini çalışarak bir yere getirmiş olmak. Bu arayıştı benim için. Döndüğün yer, günün sonunda huzur bulduğun yer ailen. Doğru mu anlıyorum? Ailem ve çalışmalarımın sonucunu almam. Çok insan çalışıyor, sonucunu almıyor. Bu sefer başka sıkıntılar yaşıyor. Sadece aileyle bitmiyor bu iş tabii. Başka sıkıntılar da yaşıyor. Yani verdiğim emeğin karşılığını gani gani aldığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani bunu yapmak için çaba gösterdim hayatım boyunca. Ve bir arada tutmak için. Bir arada tutmak için hani senin dediğin gibi kariyer var mı? Kariyer bence bu. Yani günün sonunda olur. Kariyer bu. Yani baktığın... Bak bu kariyer olur. Evet. Bu kariyerdir. Kariyer var ama kariyer. Bu kariyerdir. Evet. Yani bunu başarmak aileyi ve sevdiklerini ve dostlarını, yani benim de mesela bütün arkadaşlarım, çocuk arkadaşlarımdır. Bunu bir arada tutmak. Ya. Bu kariyer olur. Bence de. Anlaştık. Sevgi, saygı, edep, yani saygı çok önemli bir de. Bundan kariyer olur. Tamam. Ötekiler geçer. Kabul ettik mi yani? Kazandın mı yani? Bir şey kazanmadım. Yani. Ya kazandın ya. Kazandın. Kariyer böyle kariyer var. Senin de geleceğini çok iyi çok görüyorum gerçekten. Sohbet. Bunu söylemek belki evet. Şimdi bizim alabilir miyim tatlım? Teşekkür ederim. Ben kazanmadım ama sen kazandın dermişim. Bu nedir? Ya bu Kazancı şöyle... falan benziyor. Yok canım, o kadar da değil yani. Çilek Konsept bizim sponsorumuz. Benim yıllardır da anlaşmalı olduğum bir yer. Dolayısıyla biz böyle konuklarımıza bizi unutmamaları için... Böyle hediye mi veriyorsunuz program sonunda? Veriyorum. Bu şey... Çok hoşmuş, ben takarım. Bileğindekini görünce senin bundan keyif alacağını ama senin bileğine bu olur mu onu bilmiyorum ya. Onu deneriz çıkışta. Evet. Takacak mı? Bakayım. Oldu mu? Sıktı mı? Ay, sıktı mı? Yok, sıkmadı yani. Oldu bence. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bir Mehmet Akif Ersoy olarak bizi sevenlere böyle içinden geçen bir şey söylemek ister misin? Söyle bence. Yani bu her konuyla ilgili olabilir. Yemekle, içmekle, kıyafetle, siyasetle her şey olabilir. Ya insanların ya kameraya bakarak söylemek zorunda değilsin ama yani. Peki. Sana bakıp söyleyeyim. Tamam. Bence kendileriyle ilgilenmeleri, kendilerinde derinleşmelerini, kendilerini keşfetmeleri çok önemli bir aşama. Biz çok fazla çevremizdeki gerekli gereksiz şeyle meşgul oluyoruz. Hmm. Bu olacak tabii ki, bu olmayacak değil. Ama içe dönük insanın yolculuğu, sorusu, zayıflıklarını keşfetmesi, onlarla uzlaşması ve barışması. Çünkü hepimiz çok sıradan varlıklarız ve hakikaten yani gayet işte üzüldüğümüz, sevindiğimiz şeyler, bir anda her şeyimizi kaybedebilmemiz, sahip olduklarımız, olmadıklarımız vesaire. Bunların hepsi yani zafiyetle göstereceğimiz, güçlü yönlerimizin de olduğu. Hepimiz çok zeki olmak zorunda değiliz. Hepimiz çok kabiliyetli olmak zorunda değiliz. Hepimiz her şeyi başarmak zorunda değiliz. Şöyle bir yere sokuyorlar bizi. Üniversiteyi kazanacaksın, her şeyi yapacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bak o onu yaptı, sen de bunu yapacaksın. Bu çok anlamsız bir şey. Yani insanın kendini keşfetmesi ve kendi yolculuğuna karar vermesi önemli. Bunun da ben hala şöyle bir hesapla olacağını düşünmüyorum. Yani neyi keşfettin kendinde güçlü yön olarak diyelim. Orada bir yolculuğa çıktın. Önemli olan yoldur. Yani varacağın yer değil, yolda olmak önemli. Kariyere o yüzden inanmıyorum ben. Biz yolculuktayız şu anda ve keyifli olan, önemli olan kaybolsan da yol. Çünkü takatin varsa hala yolu tekrar bulabilirsin.
Teşekkür ediyorum geldiğin için. Sana şimdi kahve ısmarlayacağım istersen. Tamam. Ben kahve içmem, hayatta hiç içmedim ama. Çay ister. Çay soda. Su içeriz. Sopa. Sopa olur.